Merhabalar arkadaşlar, Ehliyet Eğitimi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2020 yılı Aralık, 2021 yılı Ocak Ehliyet sınavı çalışma sorularını çözeceğiz. Bu sorular sınavlarda birebir çıkmış sorulardır. Lütfen sürekli soru çözün, hafızanızı tazeleyin. Çok faydalı olacaktır. Bizi Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Mutlaka Instagram'dan takip edin. Videonun sonunda ise kaç doğru yaptığınızı aşağıda bulunan yorum kısmına yazmayı unutmayın. Mutlaka yazın, sizleri takip ediyoruz. Bize destek olmak isterseniz kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Eğer hazırsanız hemen sorulara geçelim. İlk sorumuz, öndeki aracı geçme ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Bir aracı geçmekte olan araç geçilemez. B. Geçişler sol şerit kullanılarak yapılmalıdır. C. Geçişlerde takip mesafesi dikkate alınmaz. D şıkkımız ise geçişlerde yol çizgilerine dikkat edilmelidir. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Geçişlerde takip mesafesi dikkate alınmaz. Bu yanlıştır arkadaşlar. Tam tersi dikkate almamız gerekir. 2019 yılında trafik kazalarındaki ekonomik kayıp 24 milyar TL olup bu miktar yatırıma ayrılan payın %50'sine yakındır. Bir yılda yatırıma ayrılan pay yaklaşık 50 milyar TL'dir. Yukarıdaki paragrafta vurgulanmaya çalışılan temel düşünce nedir? A. Trafik kazası yapmak sadece kader ile ifade edilebilir. B. Trafik kazaları önlenebilir. C. Emniyet kemeri takmak hayat kurtarır. D. Şıkkımız ise trafik kazaları neticesinde büyük ekonomik kayıplar meydana gelir. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Trafik kazaları neticesinde büyük ekonomik kayıplar meydana gelir. Motorun çalışma sıcaklığına çok geç ulaşması aşağıdakilerden hangisinin arızalı olduğunu gösterir? A. Radyatör, B. Termostat, C. Yağ filtresi, D. Şıkkımız ise devri daim pompası. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Termostatın arızalı olduğunu gösterir. Kazazedenin durumu değerlendirilirken yaşam bulgularının var veya yok olması yapılacak müdahaleler için önem taşımaktadır. Buna göre kazazedenin hangi durumu yaşam bulguları içinde yer almaz? A. Bilinci, B. Dolaşımı, C. Solunumu, D. Şıkkımız ise diş eti kanaması. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Diş eti kanaması kazazedenin yaşam bulguları içinde yer almaz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Delici karın yaralanması olan bir kazazedeye ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır? A. Şoka karşı önlem alınması, B. Yaşam bulgularının kontrol edilmesi, C. Dışarı çıkan organlarının içeri sokulmaya çalışılması, D. Şıkkımız ise bilinci yerinde ise bacakları bükülmüş olarak sırt üstü yatırılması. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Dışarı çıkan organlarının içeri sokulmaya çalışılması yanlıştır arkadaşlar. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir? Lütfen dikkatli bakalım. A. Sağdan ana yola girişi, B. Soldan ana yola girişi, C. Sağa tehlikeli virajı, D. Şıkkımız ise açılan köprüyü. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Sağdan ana yola girişi bize bildirir. Görsel bir soruyla devam ediyoruz. Şekilde iki yönlü ve üç şeritli karayolu bölümünde seyreden araçlar görülmektedir. Yol çizgilerine göre hangi numaralı araç sürücüleri hatalı sollama yapmaktadır? Lütfen dikkatli bakalım. A. Yalnız 3, B. 1 ve 2, C. 2 ve 3, D. Şıkkımız ise 1, 2 ve 3. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 2 ve 3 numaralı araçlar hatalı sollama yapmaktadır. Neden? Çünkü orta şerit sollama şeridir arkadaşlar. Sollama yapıp yine şeridimize geçmemiz gerekir. Şekildeki otoyolda numaralanmış şeritlerden hangisi ayrılma yani yavaşlama şerididir? A1, B2, C3, D şıkkımız ise 4. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 1 numaralı şerit ayrılma şerididir. Yani yavaşlarız ve ayrılırız. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi kamyonlar için öndeki aracı geçme yasağını bildirir? Lütfen tüm şıklara dikkatli bakalım arkadaşlar. Birbirine benzeyenler var.
Bu sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olacaktır. Kamyonlar için sollama yapamaz tabelasıdır arkadaşlar. Yani öndeki aracı geçemez tabelasıdır. Kavrama yani debriyaj sistemi motorun hareketinin hangi aktarma organına iletilmesinde veya kesilmesinde görev yapar? A volana, B marş motoruna, C fren balatalarına, D şıkkımız ise vites kutusuna. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Vites kutusuna iletilmesinde veya kesilmesinde görev yapar. Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme trafik kazalarında nokta nokta sayılan hallerdendir. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A. Asli kusur. B. Tali kusur. C. Yol kusuru. D şıkkımız ise kusuru paylaştırma. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Boş bırakılan yere asli kusur yazılmalıdır. Aksine bir işaret yoksa eğimsiz iki yönlü dar yolda motorsuz ile motorlu taşıtın karşılaşmaları halinde hangisi diğerine yol vermelidir? A. Motorlu taşıt motorsuz taşıta. B. Motorsuz taşıt motorlu taşıta. C. Şeridi daralmış olan taşıt diğerine. D. Trafik yoğunluğu az olan yöndeki taşıt diğerine. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Motorsuz taşıt motorlu taşıta yol vermelidir. Görsel bir soruyla devam ediyoruz yine. Bacaktaki kanamalarda şekilde gösterilen hangi bölgeye basınç uygulanmalıdır? Görselde belirtilmiş köprücük kemiği, boyun, koltuk altı ve kasık. A. Kasık, B. Boyun, C. Koltuk altı, D. Köprücük kemiği üzeri. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Kasık bölgesine basınç uygulanmalıdır. Aşağıdakilerden hangisinin şehir içindeki araçlarda kullanılması yasaktır? A. Stepne, B. Havalı korna, C. Güneş gözlüğü, D. Emniyet kemeri. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Havalı korna şehir içinde kullanılması yasaktır. Genelde zaten kamyonlarda olur, şehirler arası çalışan kamyonlarda. Şekle göre yaya yolu ayrılmamış karayolunda olağan olarak yayaların ve hayvanların kullanacağı 1 ve 4 numaralı kısımlara ne ad verilir? A. Taşıt yolu, B. Banket, C. Yaya geçidi, D. Platform. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 1 ve 4 numaralı şeritlere yani kısımlara banket adı verilir arkadaşlar. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir? A. Yaya giremez. B. Bisiklet giremez. C. At arabası giremez. D. Motorlu taşıt giremez. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Motorlu taşıt giremez. Neden? Hem motosiklet koyulmuş tabelanın içine hem de otomobil koyulmuş. İkisi de motorlu taşıt olduğu için motorlu taşıt giremez anlamına gelmektedir. Şekilde soru işaretiyle gösterilen sistemin görevi aşağıdakilerden hangisidir? A. Yakıt tüketimini azaltmak. B. Aracın fren mesafesini kısaltmak. C. Yoldan gelen darbelerin etkisini azaltmak. D. Aracın daha çabuk hızlanmasını sağlamak. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Yoldan gelen darbelerin etkisini azaltmaktır. Araç motorunun ilk çalıştırılması esnasında aşağıdakilerden hangisine basılmasında fayda vardır? A. Kornaya, B. Vites koluna, C. Fren pedalına, D. Debriyaj pedalına. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Debriyaj pedalına basılmasında fayda vardır. Şekildeki araç güç aktarma organlarının adları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Görüyoruz numaralandırılmış. Şıkları okuyalım. A. Bir şaft, iki diferansiyel, üç aks. B. Bir şaft, iki aks, üç diferansiyel. C. Bir aks, iki diferansiyel, üç şaft. D. Bir diferansiyel, iki aks, üç şaft. Doğru cevabımız A seçeneğindeki gibi olacaktır arkadaşlar. Bir şaft, iki diferansiyel ve üç akstır.
Emniyet şeritlerinin kullanım amacı aşağıdakilerden hangisi olamaz? A. Ambulansın hasta taşıması. B. Görevi dışında çakar kullanan araçların ulaşım yoludur. C. Trafik kazalarında güvenli alan olarak kullanma. D. Acil durumda durma veya duraklama. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Görevi dışında çakar kullanan araçların ulaşım yoludur. Bu olamaz. Bu tamamen yasaktır arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi motorun soğutma sisteminde yapılması gereken kontrollerdendir? A. Antifriz kontrolü. B. Yağ seviyesi kontrolü. C. Elektrolit seviyesi kontrolü. D şıkkımız ise hidrolik yağ seviyesi kontrolü. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Antifriz kontrolü yapılması gereken kontrollerdendir. Aydınlatma sisteminde kullanılan ampuller sık sık patlıyor ise muhtemel arıza nedir? A. Marş motoru arızalıdır. B. Buji kablolarından biri çıkmıştır. C. Şarj sistemindeki regülatör arızalıdır. D. Motor yüksek devirde kullanılıyordur. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Şarj sistemindeki regülatör arızalıdır arkadaşlar. Bu yüzden sık sık ampuller patlar. İç kanamalar kazazedeyi şok ve ölüme götürecek kadar kan kaybına neden olabilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi iç kanama yaşayan bir kazazedede kan kaybına bağlı olarak gelişen genel belirtilerden biri değildir? A. Aşırı susuzluk hissi. B. Nemli ve soğuk deri. C. Yavaş ve güçlü nabız. D şıkkımız ise hızlı ve yüzeysel solunum. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Yavaş ve güçlü nabız. Bu belirtilerden biri değil arkadaşlar. Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, ikaz anlamında olup bu yerin yavaş ve dikkatli geçilmesi gerektiğini bildirir? A. Kırmızı oklu ışık. B. Yaya figürlü yeşil ışık. C. Fasılalı olarak yanıp sönen sarı ışık. D. Fasılalı olarak yanıp sönen kırmızı ışık. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Fasılalı olarak yanıp sönen sarı ışık. Devam ediyoruz. Dizel motorlu aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir? A. Fren hidrolik seviyesinin çok düştüğünü. B. Arka sis lambasının yanmakta olduğunu. C. Ön ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu. D. Egzozdan çevreyi tehdit edecek boyutta gaz yayıldığını. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Ön ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu bize bildirir. Aşağıdakilerden hangisi otomobillerde bulundurulması gereken zorunlu malzeme ve gereçlerden biri değildir? A. Üçgen reflektör. B. İlk yardım çantası. C. Yangın söndürme cihazı. D. Sarı ışıklı dönerli uyarı lambası. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Sarı ışıklı dönerli uyarı lambasını bulundurmamız zorunlu değildir. Dizel motor kullanan bir araca yanlışlıkla benzin konulması durumunda aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygundur? A. Aracın düşük hızda sürülmesi. B. Yakıt deposunun boşaltılması. C. Aracın yüksek devirde kullanılması. D. Lastik hava basınçlarının düşürülmesi. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Yakıt deposunun boşaltılması uygundur. Şekildeki karayoluna ne ad verilir? A. Bağlantı yolu. B. İki yönlü karayolu. C. Tek yönlü karayolu. D. Bölünmüş karayolu. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. İki yönlü karayolu adı verilir. Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında motorun içine giren hava akışı zorlaşır, motor çekişten düşer ve yakıt sarfiyatı artar? A. Yağ filtresi. B. Hava filtresi. C. Yakıt filtresi. D. Polen filtresi. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Hava filtresi olacaktır arkadaşlar. Araçların orijinal sistemlerinde yer alan egzoz borusu ve susturucusunun korunması ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanır? A. Gürültü kirliliğinin azaltılması. B. Trafik yoğunluğunun azaltılması.
C. Temiz olmayan yakıt kullanılması. D. Kazalara karşı güvenliğin arttırılması. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Gürültü kirliliğinin azaltılması amaçlanır. Suni solunum uygulamaları öncesinde yapılması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir? A. Solunumu uyarmak için göğüs bölgesine yumruk atmak. B. Başı geriye alıp ağız içini temizleyip hava yolunu açmak. C. Suni solunuma başlamadan 5 dakika beklemek. D. Hastanın ayaklarını yükseltmek. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Başı geriye alıp ağız içini temizleyip hava yolunu açmak. Bu yapılması gereken bir işlemdir. Aşağıdakilerden hangisi motorlu taşıtlarda elektrik enerjisiyle çalışan sistemlerin elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılır? A. Akü, B. Marş motoru, C. Silecek motoru, D. Otomatik klima. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Akü, aracımızdaki elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılır. Arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? A. Uzağa gösteren lambaları yanıyorsa yakını gösteren lambaları yakması. B. Daha erken davranarak önündeki aracı geçmeye başlaması. C. Aracını izlediği şeridin sağından sürmesi. D. Taşıt yolu dar ise sağa yaklaşması. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Daha erken davranarak önündeki aracı geçmeye başlaması yanlıştır. Aşağıdakilerden hangisi motorla vites kutusu arasındaki irtibatı keserek vites değiştirme imkanı sağlayan güç aktarma organıdır? A. Amortisör, B. Helezon yay, C. Fren balatası, D. Kavrama yani devriyaj. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Kavrama devriyaj. Döner kavşaklardaki geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? A. Ada etrafında dönerken gereksiz yere şerit değiştirilmesi. B. Dönüş sonrası hızının gerektirdiği şeride girilmesi. C. Orta adaya bitişik şeritten dönüşe geçilmesi. D. Sağa ve sola dönüş kurallarına uyulması. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Ada etrafında dönerken gereksiz yere şerit değiştirilmesi yasaktır. Aşağıdakilerden hangisi araçtaki soğutma sisteminin görevidir? A. Motoru çalışma sıcaklığında tutmak. B. Diferansiyeli çalışma sıcaklığında tutmak. C. Vites kutusunu çalışma sıcaklığında tutmak. D. Alternatörü çalışma sıcaklığında tutmak. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Motoru çalışma sıcaklığında tutmak. Bu soğutma sisteminin görevidir. Şekildeki trafik işaretine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Yol yüzeyi arızalıdır. B. Yolda tümsek vardır. C. Yolda yapım çalışması vardır. D. Yoldan yavaş geçilmesi gerekir. Bazı arkadaşlarımız bu tabelanın anlamının sorulduğunu sanıp farklı şıkları işaretliyor ve yorumda da belirtmişler arkadaşlar. Lütfen siz de belirtin. Bu sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacaktır. Yolda yapım çalışması vardır. Burada tabelanın anlamını bize sormuyor. Bu tabela için hangisi yanlıştır deniliyor. O yüzden yolda yapım çalışması vardır. Bu yanlış. Bu tabelanın anlamı yolda tümsek vardır. Kavşaklarda araçların sağ ve sola dönüş kavisleri aşağıdakilerin hangisindeki gibi olmalıdır? A. Sağ ve sola dar. B. Sağ ve sola geniş. C. Sağ dar, sola geniş. D. Sağ geniş, sola dar. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Sağ dar, sola geniş şeklinde olmalıdır. Rentek manevrası 1. Solunum durması, yangın tehlikesi ve patlama gibi tehlikeli durumlarda 2. Kazazedenin omuriline zarar vermeden araçtan çıkarılmasında kullanılır. Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A. 1 doğru 2 yanlış. B. 1 yanlış 2 doğru. C. Her ikisi de doğru. D. Her ikisi de yanlış. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Her ikisi de doğrudur arkadaşlar. Yani iki şık da Rentek manevrası için gerekenlerdir, yapılanlardır.
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir? A. Demiryolu alt geçidine. B. Demiryolu üst geçidine. C. Kontrollü demiryolu geçidine. D. Kontrolsüz demiryolu geçidine. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Kontrolsüz demiryolu geçidine yaklaştığımızı bize bildirir. Trafik işaretleri ile ilgili olarak yukarıdaki davranışlardan hangilerinin yapılması yasaktır? 1. Görülmelerin engellenmesi. 2. Sorumlu kuruluşların eskiyenleri yenisiyle değiştirmesi. 3. Üzerlerine yazı yazılması, çizilmesi, kırılması, delinmesi ya da sökülmesi. Şıkları okuyorum. A 1 ve 2. B 1 ve 3. C 2 ve 3. D şıkkımız ise 1, 2 ve 3. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 1 ve 3. 1 ve 3 yanlıştır arkadaşlar. Görünmelerini engellemek yasak ve üzerlerine yazı yazmak, çizmek, kırmak, delmek ya da yerinden sökmek yasak arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi otoyola girebilir? A. Bisikletler. B. Lastik tekerlekli traktörler. C. Çekiciler. D. Motorsuz araçlar. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Çekiciler otoyola girebilir. Işıklı trafik işaret cihazında kırmızı ile birlikte sarı ışığın yanması sürücüye neyi bildirir? A. Geri dönmesini. B. Motoru durdurmasını. C. Harekete hazırlanmasını. D. Biraz sonra kırmızı ışığın yanacağını. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Harekete hazırlanmasını bildirir. Sürücü trafiğin açılmayacağını bildiği halde kornaya basmaktadır. Diğer sürücüler de bundan etkilenerek kornaya basmaktadır. Söz konusu durum için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A. Sürücülerin sabırlı olduğunu gösterir. B. Sürü psikolojisinin etkisini ortaya koyar. C. Kornaya basmak sinirleri gevşetir. D şıkkımız ise kornaya basmak trafiği hızlandırır. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Sürü psikolojisinin etkisini ortaya koyar arkadaşlar. Yani bir kornaya bastığı zaman herkes kornaya basmaya başlıyor. Bu da sürü psikolojisinin etkisini ortaya koyuyor. Haritaların sol kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir? A. Batı. B. Doğu. C. Kuzey. D. Güney. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Haritaların sol kenar çizgisi batı yönünü gösterir. İlk yardım çantasında gazlı bez bulundurmanın amacı nedir? A. Etrafı temizlemek. B. Kalp masajında kullanmak. C. Yaraları kapatmak ve sarmak. D. Kırıklarda ağrıyı azaltmak. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Yaraları kapatmak ve sarmak amacıyla bulundurulur. Bir önceki soruyla birbirine çok yakın bir soru. Göğüsteki delici yaradan hava girmemesi için yara aşağıdakilerden hangisiyle kapatılır? A. Kuru pamukla. B. Atel ile. C. Kuru ve temiz bez ile. D. Islak temiz sargı bezi ile. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Islak temiz sargı bezi ile kapatılır. Çıkmış kemiğin uzman olmayan kişilerce eklem boşluğuna konulmaya çalışılması yukarıda verilenlerden hangilerine neden olabilir? 1. Damar ve sinir sıkışmasına. 2. Çıkığın sık sık tekrar etmesine. 3. Eklem bağlarının düzelmeyecek ölçüde tahrip olmasına. Şıkları okuyorum. A yalnız 1, B 1 ve 2, C 2 ve 3, D şıkkımız ise 1, 2 ve 3. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 1, 2 ve 3. Yani hepsi zarar verebilir arkadaşlar. Allah korusun. İşi bilenlere işi yaptırmamız gerekiyor her zaman olduğu gibi. Son değişikliklerle birlikte denetim ve kontroller sırasında araç muayene süresini sahip değiştirme hali hariç geçirdikleri tespit edilenlere aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz? A. Para cezası verilir. B. Araçlara trafikten men edilir. C. Muayene yaptırmaları için ek 33 belgesi düzenlenerek ek süre verilir. D şıkkımız ise 3 aydan az olmamak şartıyla hafif hapisle cezalandırılır. Doğru cevabımız
D seçeneği olacaktır. 3 aydan az olmamak şartıyla hafif hapiste cezalandırılır. Bu uygulanmaz arkadaşlar. Son sorumuz. Yukarıdakilerden hangileri sürücü adaylarına sürücü kurslarında okutulan derslerdendir? Sanıyorum ki çok kolay bir soru arkadaşlar sizler için. 1. İlk yardım bilgisi. 2. Trafik ve çevre bilgisi. 3. Motor ve araç tekniği bilgisi. 4. Trafik adabı. Şıkları okuyalım. A yalnız 1. B 1 ve 2. C 2, 3 ve 4. D şıkkımız ise 1, 2 ve 3 ve 4. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 1, 2, 3 ve 4. Yani hepsi sürücü adaylarında, sürücü kursunda anlatılan, öğretilen derslerdendir arkadaşlar. Evet, bu sınavın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Lütfen olabildiğince fazla test çözün. Soruların mantığını kavrayın arkadaşlar. Ne kadar çok test çözerseniz sizin yararınıza olacaktır. Daha fazla sınava girecek arkadaşlarımıza bu videonun ulaşması için lütfen videoyu beğenip paylaşalım. Bu çok önemli. Lütfen kaç doğru yaptığınızı aşağıda bulunan yorum kısmına yazmayı unutmayın. Mutlaka yazın. Sizleri takip ediyoruz. Bize destek olmak isterseniz kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkta kalın.